Abi, ne yapacağız? İzleyecek miyiz herifi? Bizim daha mühim işlerimiz var oğlum. Nedir? Abi, Ender de. Ne olur Ender de. Osman'ın kanını... Ender. Ender. Biz bitireceğiz işini. Ahan ne derse desin. Yol bilen kervana katılmaz. Biz de kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Ne yapıyorsan yap. Anladın mı beni? Ne yapmak istiyorsan onu yap. Ben gelmiyorum yanına. Tamam mı? Gelmiyorum. Dediğin hiçbir şey de yapmıyorum. Beni kullanamayacaksın artık daha fazla. Pişman olursun. Ne yaparsın ha? Ne yaparsın? Dahan'a kim olduğumu mu söylersin? Git. Söyle. Bu saatten sonra artık o da umurumda değil. Ne oldu bebeğim sana? Ha? Ne güzel takılıyorduk. Neden oyun bozanlık yapıyorsun? Yapma. Filmi en güzel yerinde kapatma. Sen bana mı güveniyorsun, avukata mı? Eğer avukat uğraşmasaydı ben hala hapishanedeydim. Doktor, bak bu işin altında başka çapan oğlu var. Yılmaz'a telefon açıp da öyle uyarması falan öyle yenilir yutulur şeyler değil. Yiyip yuttuğumu kim söylemiş? Yılmaz yalan söylüyor. Fahri'nin bana anlattıklarını harf harfini anlattı burada. Hem de hiç saptırmadan. Ezberlemiş mi diyorsun? Birisi ikisine ne söyleyeceklerini ezberletmiş. Selvi Ender'i koruyor. Yılmaz'ı koruyor. İkisi arasında bir bağlantı var. Yılmaz öyle anlattığı gibi intikam falan peşinde değil. Tam tersine. Ender'in adamı. Onun için mi sağladın herifi? Oyun onların kurallarıyla oynamak için. Selvim. Canım, ne oldu sana? Gel, gel. Ağladın mı sen? Ha? Telefonla alelacele çıktın gittin. Sonra geldin bu haldesin. Yoksa o sırık oğlan mı bir şey yaptı sana ha? Bak terlik fırlatırım kafasına vallahi ha. O sırık artık yok hayatımda. Ayrıldınız mı? Biz bir şey değildik ki ayrılalım. O yaşadığımız şeyin neydiyse bitti. Senin için en doğrusu, en hayırlısı olmuş kızım. Üzülme ne olur. Kendini ziyan edecek. Seni de edecekti. Ah canım kızım benim, güzel kızım. Ne yaparsanız yapın, Dahan'la beraber olamazdınız zaten. O
öyle bir ihanete uğramış ki yanmış çocuk. Hasta olmuş bir kere. Artık hiç kimseye güvenemez o. Hiç kimseye. Güva Mehmet de ne kadar haklı bir bilsen. Nefret ediyorum kendimden. Aa, o niye o öyle? Sen ne yapmış olabilirsin daha Hana? Aa, hoş geldin. Ben de markete gidiyordum, bir şeyler alacağım. Ama annem akşam kızartma falan yapacak da sana. Çocuğumuz ne olacak? Çocuğumuz. Karnımda öldü. Anne. Birinize bir şey mi oldu? Sen iyi misin? Yok, bir şey oğlum. İyiyim ben, bir şeyim yok. Ayşem mi yaralandı? Yok oğlum, kimseye bir şey olduğu yok. Kime ait o zaman anne bu kan? Eh be Dahan. Komşunun çocuğuna. Sokakta oynuyorlardı. Dizi şey olmuş. Ben de onu siliverdim. Komşunun çocuğu. Kimin çocuğuymuş o? Gideyim bir de ben pansuman yapayım dizine. Ya niye bu kadar abartıyorsun? Kötü bir şey olsa ben senden saklar mıyım? Kaç numara anne? Kimin çocuğu? Söyle. Ya ne bileyim ben işte. Kapının önünde oynuyorlardı. Tamam, ben de kapı kapı dolaşırım o zaman. Ya gidip rezil et kendini. Yok diyorum sana, yok. Daha neyi deşeliyorsun? Anne. Babamı aldılar, babamı. Kafasına sıktılar, torbanın içine koydular. Bana niye yalan söylüyorsun? Birisi bir şey mi yapmaya çalıştı? Kim yaralandı anne? Beril. Şahika, benim acil Beril'le görüşmem lazım. Dahacığım, pek mümkün değil bu. Beril kötü bir şey yaptı. Enderi yaraladı. Emniyetteyiz. Ben de Rıdvan Başkomiser'in yanındayım. Hemen geliyorum. Aa, merhaba. Aa, siz. Nasılsın?
Beni mi takip ediyorsunuz diyeceğim ama. Teyzem burada oturuyor da onu ziyarete geldim. Hasta biraz. Geçmiş olsun. Bu aralar biraz daha sık geleceğim buralara. Yılmaz ben. Ayşe ben de. Memnun oldum. Ne yapıyorsun Ayşe? Sebze seçiyorum. Yok yani normal hayatta ne yapıyorsun? Ha. Okul, iş. Şey, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Hmm. Ne okuyacaksın? Hukuk. Niye güldünüz? Ya, çok sevdiğim birini hatırlattın da bana. O da hukuk okumak istiyordu. Ne oldu ona? Kaderlerimiz ayrı düştü diyelim. Merhaba, ben Selvi Nardan. Müvekkilim Dahan Soysür'le ilgili bir bilgiye ulaşmaya çalışıyorum. Hakkında herhangi bir tutuklama talebi var mı? Var demek. Anladım. Peki, teşekkür ederim. İyi günler. Olacak hastanın doktor ayağına gelinmiş. Bize de biraz önce görüldüğün yerde alıkonulman için savcılıktan kağıt geldi. Savcılık kararını dinlemeyip Ender Yöreneli... Ne yapıyorsun lan sen? Rahat ol. Sen bulursun bir yolunu. Uydurursun bir kalıbı. Bana bak. Baktım. Neyine güveniyorsun lan sen? Bir tane gör bakalım neyime güveniyormuşum. Belli görmem lazım. İzin verir misiniz? Ben bir şey yapmadım. Kendi kendini yaraladı. Ender mi yaptı bunu? Önemi yok. Ne
Sana yalan söylemek zorundaydım. Ender mi zorladı seni? Doğurmak isteyip istemediğimden emin değildim. Babanın sözde katiline çocuğu neticede değil mi? Doğan. Karma karışıktım, allak bullaktım. Ne yapacağımı bilemedim. Ama doğurdun. Çünkü ben seni ömrüm boyunca sevdim. Kıyamadım aşkımızın meyvesine. Şimdi nerede? Şimdi nerede? Ya bilmiyorum. Doğurduktan sonra sütüm de gelmedi. Dokunamadım. Sevmekte zorlandım. Daha psikolojim çok bozuktu. Karanlıkta kaybolmuş gibiydim. Ne yaptın? Başkasını vermesi için Ender'den rica ettim. Rica etmişmiş. Canının bir yarısı senin, bir yarısı benim. Bizim çocuğumuz o. Çöpü dışarı atmasını ister gibi rica edemezsin. Tuvalette doğurup kaçanlardan ne farkın var? Çöpü atanlardan ne farkın var? Ne farkın var? Babamın ismini koyacağım Halil Özgür. Ona bir aile vereceğim. Sen sadece isteyeceksin Beril. Sadece isteyeceksin. Çektiğin kahra armağan bileceksin. Sadece isteyeceksin. Arkan temiz. Takip etmiyorlar. İyi misin? Değilim. Ne oldu? Bir şey mi yaptılar sana? Bir şey mi dedi o herifler? Abi artık yeter. Yeter. Anladın mı? Yeter. Bıktım. Yaptıklarımızın affının olmadığını biliyordum. Abi ben bu yükü artık taşıyamıyorum. Anladın mı?
Yoruldum. Devamlı diken üstü olmaktan, birilerine yalan söylemekten yoruldum. Sen çıkardın o herifi dışarı. Sen musallat ettin başımıza. Ne bekliyordun? Hiç. Hiçbir şey beklemiyordum. Ya ne yöne baksam sizi görüyorum. Ya Dahan'ı ya seni. Abi, cehennemim oldunuz artık. Devamlı odun atıyorsun. Çünkü aşık oldun kızım. Sırf o herife aşık olduğun için bu işler bu kadar sarpa sardı. Yapacağın şey belliydi Vildan. Madem bir halt yedin, çıkardın herifi dışarı, peşine düşmeyecektin artık. Görüşmeyecektin. Abinin tarafında olacaktın ama yapmadın. Senin hatan. Benim hatam. Vildan. Vildan. Ne var senin aklında? Dahan'a her şeyi itiraf edeceğim. Kim olduğumu, ne yaptığımı. Beni yakacaksın ya. Sadece seni değil, kendimi de yakacağım. Sen bu kadar mı seviyorsun ya bu herifi? Abi ben artık bu kadar taşıyamıyorum bu yükü. Kızım hayatının delili olur, saçmalama. Böyle akıllı yaşamaktansa. Ender. Ender adamı yaşatmaz. Ya elinden geleni ardına koymasın. Ne yapıyorsa yapsın. Umurumda değil. İyi. İyi git konuş. Söyle. Kendinden geçtin onu anladık. Benden geçtin onu da anladık. Daha Han'dan da geçiyorsun farkında mısın? Ona bir şey olmayacak ki. Adalet yerini. Nah bulacak adalet yerini. Ender diyoruz kızım Ender. Adamın babasının kafasına sıktırdı. Oğluna mı kıyamayacak? Dahan Dengüs'ü hala dışarıda, tutuklanmamış. Ben hallettim o mevzu. Nasıl hallettin ya? Herif sokakta. Güya 2 kilometre bile yanıma yaklaşamıyordu. Azrail gibi tepeme çöktü. Korumaların bildirmişler. Savcılıkta görüldüğü yerde alıkonmasını istedi. Alıkoymayacağım. Bir pundunu bulup savcılığın kararını yok sayacağım. Rıdvan, kafan mı iyi? Taraf mı değiştirdin? Bak böylesi ikimiz için de daha doğru. İkimiz için de? Bak bunun avukatı Selvin Erdem. Hakkımda bir iki açık yakalamış. Bunu da Dahan'a söylemiş galiba. Bir şey yapamazlar ama mide bulandırıyor. Halil Soysuz cinayetinin soruşturması devam ederken... hakkımda böyle şaibelerin olması ikimiz için de iyi olmaz. Maçam yemedi demiyorsun da... Senin de yemese iyi olur. Ben düşersem seni de çekerim. Olacak şey değil. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ya resmen adam öldürmeye teşebbüs. Hem de oğlumu. Asuma. Seni çocukluğundan beri tanırım Berin. Yufka yürekli, iyi kalpli bir kızdın sen. Ne oldu? Ender'le aranızda ne geçti de böyle oldu? Oğlunuz bana eziyet etti. Sana bu kadar aşıkken. Ne yaptı? Bize anlatabilirsin. Çok utanıyorum. Şuursuz. Bir de suçuna kılıf arıyor. Şıp diye anladınız bakıyorum olayın ne olduğunu. Bizi de aydınlatsanız ya. Neye kılıf arıyormuş, hangi suçuna? Sen hala anlayamadın mı ne demek istediğini? Kesinlikle kabul etmiyorum, yalan. Ya oğlum böyle bir şey yapmaz. Bir kadına istemediği halde sahip olmaz. Susar mısınız lütfen? Kol kırılır, yen içinde kalır Beril. Siz de mi? Bu skandalı kaldıramayız Beril. Hiçbirimiz kaldıramayız. Senden ricam. Savcılıkta vereceğin ifadede bu detayı unutma. Detay mı?
benim hayatımın en uzun, en korkunç gecesiydi. Sen de oğlumu yaraladın. Ya siz nasıl bir kadınsınız ya? Nasıl bir insansınız siz? Geri alamayacağın sözler sarf etme. Ya oğlunuzu ben yaralamadım. Kendi yaptı. Ah. Şayka görmüş. Bıçağı boynuna dayamışsın. Çok rica ederim. Ben panik olup polisi, ambulansı aradım. Yoksa sizin oğlunuzun neyi doğru neyi yalan söylediği belli olmaz. Kesin artık. Sen bana babanın emanetisin. Hep arkanda olacağım. Maksadım bu geceyi ailecek en az hasarla atlatabilmek. Senden baban olarak, yani babanın bu dünyadaki gölgesi olarak rica ediyorum. Savcılıkta ikiniz de birbirinizi suçlamayın. Yemek sofrasında karı koca arasında küçük bir kavga. Olur böyle şeyler. Bıçak da Ender'in eline düşmüş. Senden başka kahveyle portakalı birlikte tüketen var mı acaba? Kahveyle portakal değil senin ilacın. Unutmak. Bir tatile mi çıksan? Her şey sahteymiş biliyor musun Zakire teyze? Gülüşmelerimiz, el ele tutuşmalarımız. Aynı yolu yürüyoruz sanmalarımız. O yol bile yalanmış. Yok canım, sen de. Yalan değil tabii. Birlikte yürüdünüz. Ama yol bu kadar. İyi ki de bu kadar. Nasıl böyle bakabilir? O bakınca çoğalıyordum ben. Çiçekleniyordum. Dağhan'ın gözleri bile yalanmış. Arkadaşlar yok öyle bir şey. Nereden çıkardınız boşanma filan? Bizimkisi sadece ufak bir karı koca tartışması. Ender Bey, yüzünüzdeki çizikler hakkında ne diyeceksiniz? Bu durum hakkında açıklama yapmak istiyor musunuz? Bir kaza oldu. Ufak bir kaza. Yoksa benim karım normalde karıncayı bile incitmez. Onunla gitmek istemiyorum. Tamam kızım, sen zaten bizimle geliyorsun. Asuman, Şahika, Beril'i alın bize gidin. Arkadaşlar, arkadaşlar. Hadi arkadaşlar lütfen, hadi. Hadi bitti artık. Bitti. Hadi lütfen. Ya lütfen ama hadi. Arkadaşlar.